Erhan Yürüt'ün cenaze törenindeyiz. Bodrum Gündem ailesi için çok zor bir haber. Her ölüm zor ama Erhan abi gibi. Tam ailemizin içinde sevdiğimiz, görüştüğümüz ve bu kadar verimli olduğu bir dönemde ani kaybı başta ailesi olmak üzere bir sevenleri hem şaşırttı hem de inanılmaz üzdü. Sevgili eşi, kızı ve oğlu cenaze başında taziyeleri kabul ediyorlar. Çok insana dokundu Erhan abi, onu biliyoruz. Pek çok konuya dokundu ve açıkçası yaşadığı bölgeye tarafsız kalmadı, duyarsız kalmadı. Kendisine katkı verebileceği her alanda, o her neyse, elini gövdesini o taşın altına koydu. Dostlara, büyüğünden küçüğüne, köylüsünden, memuruna, amirine, bürokratına kadar herkesle bir arada oldu. Dün sevgili eşiyle evde Erhan abiyi anarken çok enteresan bir şey söyledi. Hemen yan sokakta genç bir anne her sabah küçük çocuğuyla gelip önce okula gitmeden Erhan abi ve keçilerini seviyormuş. Erhan abiyle sohbet edip ondan sonra okuluna gidiyormuş. Yatışın altında gözyaşları içinde anlattı bu durumu. İnanamadım dedi. Yani bu kadar herkese dokunabildiğini biliyordum ama bazen zor. Bir şey söylemek ister misin İnci? Erhan abinin arkasında. Vallahi, dünya güzeli, ruhu temiz, fedakar bir insandı. Özellikle Kızıl Ağaç, o kadar bir destekleri vardı ki. Yani onu unutmamız imkansız. Deniz kenarında şey mi toplar, sigara şeysi mi toplar, caz derneğinde mi uğraşır? Yani o kadar aktif, faal bir insandı. Büyük kayıp, çok büyük kayıp. Her yere dokundu, evet, değil mi? Her yere dokundu, evet. Caz kulübü de var, doğru söylüyoruz. Entelektüel bir arkadaşımızdı. Bir şey söylemek ister misin? Erhan abi bizim Dalaman yıllarından dostumuzdu. 30 küsür yıllık, 40 yıllık. Hava kontrolörü olduğu dönemden mi? Müdür olduğu dönemde. Çok özel, çok güzel bir insandı. Sözcüklere sığdıramayacağım özelliklere sahip. Dokunmadığı hiç kimse yok.
o bilge kişiliğiyle bize yol gösterenimizdi. Ve biri asla doğmayacak bir insan olduğunu hiç onu unutmayacağız. Hayatımıza kattığı bütün güzellikler için ona sonsuz teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyorum. Erhan abiyle ilgili konuşmak da zor. Yani düğüm düğüm oluyor boğazım. Evet can dostu, Erhan abinin arkasından ne söylemek istersin? Vallahi bir melek uçtu. Yeryüzü bir meleğini kaybetti, öyle söyleyeceğim sana. Onun hakkında bir kişi var mı kötü diyebilecek? Yok. Yok. Çok seviyorduk onu, çok. Başımız sağ olsun. Başımız sağ olsun. Evet, gerçekten onun hakkında var mı bir kişi olumsuz bir şey söyleyecek? Sor yani. Arkada da dostları var. Evet sevgili Canan, Erhan abi uğurlarken ne söylersiniz? O kadar güzel anılarımız var ki, o kadar güzel ki hepsi. Söyleyecek kelime bulamıyorum. Fisun'a ve bütün aileye başsağlığı diliyorum. Yani sözün bittiği yer ama hiç yakışmadı ona. Hiç yakışmadı. Projelerin adamıydı. Bodrum sevdalısıydı. Yani o kadar o projeyi nasıl bırakıp gitti. Ama eminim o gittiği yerde projeleriyle gene haşır neşirdir. Yine birine dokunuyor. Huzurla uyusun. Huzurla uyusun. Huzurla uyusun. Siz bir şey söylemek ister misiniz? Valla çok değerli birisiydi. Genç yaşında daha çok yapacağı şeyler vardı muhakkak. Çok çok. O şekilde gitti ama muhakkak yine de burada görevlendirdiği kişiler vardır onun her an. Yine onun yani yaptıklarıyla şey yaparız yani değerlendirilir. Peki çok teşekkürler. Siz bir şey söylemek ister misiniz Erhan abinin arkasından? Sevgili Erhan abiyi Bodrum'a geldiğimizde ilk tanıdığımız insanlardandı. Güler yüzlü, naif. Hep onu o güler yüzüyle, o naif haliyle hatırlayacağım. Hiç yakışmadı, çok erken gitti. Hepsinin mekanı cennet olsun. Kalanlara sabırlar diliyorum. Eşim daha iyi tanıyor. Botçum başkanı Barkın Kut. Merhaba. Söylenecek çok şey var. Botçum'un büyümesi, gelişmesi için elinden geleni yaptı. Birçok STK'da zaten çok yoğun bir şekilde çalışıyordu. Erhan abi büyük bir değerdi Bodrum için. Yokluğunu hissedeceğiz. Hepimizin başı sağ olsun diyorum. Hepimizin başı sağ olsun. Erhan abi uğurlarken ne söylemek istersiniz? Çok şey. Çok şey. Çok özel bir insandı, çok farklı bir insandı. Geriye çok güzel anılar bıraktı ama kendisini çok özleyeceğiz. En doğru cümle bu galiba, kendisini çok özleyeceğiz. Peki teşekkürler. Bir şey söyleyecek misiniz? Bir hoşçakalın. Konuşmak da çok zor. Çok haklı sevenleri olarak bizler için. Erhan abinin bir kere ölümünü kabullenmek zor. Evet, Erhan abi uğurlarken ne söyleyeceksiniz Erhan abimle ilgili? Valla şoktayız. Hiç beklemediğim bir şeydi. Yani ben dün gece öğrendim. Dün geceden beri kendimi toparlayamıyorum. Yani kabul etmek istemediğim bir durumla karşı karşıyayız. Yani çok şey beklediğimiz, çok güzel bir insanı kaybettik. Başka söyleyecek bir şey var. Erhan pozitif enerji yükleyen süper bir kişi. O yüzden zaten bu kalabalığı da gördüğümüz zaman ne güzel bu kadar sevilmek diyoruz. Hepimiz biliyoruz. Bir gün gideceğiz ama nurlar içinde uyuz. Bir de bu kalabalıkla giderken hakkında hep güzel şeyler duymak çok az insana tabii, nasip olur. Tabii, çok doğru. Bazı cenazelere usulen katılırız ama buna yürekten gerçekten, katılanlar var burada. Gerçekten öyle. Başımız sağ olsun diyorum. Başımız sağ olsun. Dostları yavaş yavaş. Evet, Erhan abiye veda cümlenizi alayım mı? Uğurlarken ne diyeceksiniz Erhan abiye? Hiç unutmayacağımız, bizim hayatımızda yer yapmış bir insandı. Nurlar içinde yatsın. Bodrum'a ve Kızıl Ağacı çok emekleri geçti. Çok. Peki, teşekkürler. Siz de bir şey söyleyeceksiniz evet, galiba, buyurun. Evet, Bodrum'un beyefendisi diyeceğim, başka bir şey demeyeceğim. Peki, teşekkürler.
Dostlarla şöyle kaldırayım. Şey Erhan abiyi uğurlamak. Onu bütün dostlar bir arada. Erhan abiyi uğurlarken de söylemek istersiniz. Efendim ne söyleyebilirim ki, çok üzgünüz. Yani klasik nurlar içinde yatsın. Çok iyi bir insandı. Benim özel bir hukukum vardı. Öyle. Evini ben yapmıştım. Buradaki evini mi? Buradaki evini. İnşallah öbür tarafta da daha güzel, daha rahat bir yerde olur. Amin. Başka ne diyebilirim? Siz bir şey söyleyeceksiniz. Çok iyi insandı. İşte insanın yüreğine dokunduğunda görüyorsunuz onca kalabalık. Hepsi bir yerden bir his almışlar. O yüzden onu kaybettiklerini hissetmişler. Peki, sizin var mı söyleyecek cümleniz, konuşabilecek misiniz? Güzel insan, iyi dost. Çok üzgünüm. Söyleyecek bir şey yok. Evet dostlar, Erhan abi uğurlarken ne söyleyeceksiniz? Yılmaz abicim, Erhan abi uğurlarken ne söyleyeceksiniz? Yılmaz abim çok severdik. Çok saygı duyduğumuz büyüğümüz. Çok üzüldü. Gerçekten Bodrum'a çok hizmetleri dokundu. Çok iyi bir insandı. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Cenneti mekan olsun. Amin, amin. Erhan abiyi çok severdim. Bodrum'a ilk geldiği günden beri bütün yaptığı her şeyi takip ettim. Ve yakından da takip ettim. Gerçekten Bodrum'a çok katkısı oldu. Allah rahmet eylesin. Ailesine başsağlığı diliyorum. Peki, çok teşekkürler. Evet, köylünüzü uğurluyorsunuz. Yalı Çiftlikli, Kızıl Ağaçlı. Uğurlama cümlelerinizi alalım. Anılarımızda yer et. Yani burada toplanan vatandaşların söyledikleri gibi çok naif, güzel bir insandı. Doğaya saygılı, insana saygılı. Bulmuş olduğu bölgeye fayda sağlamak için elinden geleni yapmaya çalışan bir abimizdi. Işıklar içerisinde uyusun diyoruz. Sizlerden bir şey söylemek isteyen var mı? Uğurlu var. Cafer abi. Güzel bir yüreği kaybettik. Allah rahmet eylesin. Güzel bir insanı kaybettik. Başımız sağ olsun. Evet dostlar, uğurlaması zor. Uğurlaması zor değilsin. Onu çok iyi tanıyanlardan birinin yanına gidiyorum. Evet sevgili Hamdi Topçuoğlu, çok sevdiğimiz bir dostumuzu uğurluyoruz. Evet, abimi en azından ben. Yani gerçekten çok üzgünüm. Çünkü gerek kent konseyi başkanlığım zamanında gerek daha sonraki dönemde bütün çevre olaylarında sürekli beraberdik, yanımdaydı. Hiç yanımda olmadığı zaman olmadı. Karaova'yı belli bir potansiyele ulaştırmak konusunda o kadar çok özverili çalıştı ki, bu çalışmaların hiçbirinde zerre kadar bir şey hissetmedim, olumsuzluğunu hissetmedim. Çok naif bir insandı. Çok iyi yetişmiş birisiydi ve yaşadığı çevreye değer katmak için çok uğraştı. Keçiler bile, birçoklarının gülüp geçtiği keçiler bile aslında o kadar temelli, o kadar gerekli bir girişimdi ki hepsi yarım kaldı. Gerçekten ben çok üzgünüm. Bodrum, Muğla, hatta ülkemiz çok çok önemli bir değerini kaybetti bana göre. Başımı sağ olsun Hamdi abiciğim. Evet, sevgili Deniz Kursan, Erman Aras. Onda mı kursan? Uğurlarken ne diyelim Erhan abiye? Ne diyeceğim, biz de bilmiyoruz ama. Çok güzel bir insandı. Şimdi biz ne güzel son, yol aldık değil mi beraber onunla? En son kendisiyle tabii mandalini ne yapacağız diye konuşurken o da tecrübelerle mandalin şarabı yapalım demişti. O daha evvel bir iki denemiş. Biz çalışıyorduk şimdi mandalin şarabı üstüne. Vallahi çalışmalarımız yarım kaldı. Hiç böyle olmasını istemiyorduk. Çok güzel bir insandı yani. Vizyoner bir kimliği aramızdan yani, uğurluyoruz. İnanın
biraz evvel Mehmet'le de onu konuşuyordum. Onun yanında hep böyle güzel şeyler konuşuluyordu. Yani hiç senden mutlu oluyordum. Yani çok güzel bir insan diye. Mehmet Koca'yı. Bahar gelsin, yemek yapalım. Biz gelmediniz. Sizden de alalım bir iki cümle. Yani üzgün olmamak tabii elde değil ama tabii. Şu var, yani ne kadar yaşayacağımızı biz belirleyemiyoruz. Yani kaç yıl nefes alacağımızı bilemiyoruz ama yaşadığımız süre içinde ne yaptığımız çok çok önemli. Erhan gerçekten üniversite, STK'lar, birçok alanda çok yakın bir kardeşim, dostum. Ve geride bir zerre keşkeli bir an bırakmadık. Paylaştığımız bütün anlar hep yaşadığı kent, yani toplum, Bodrum için ne yapabiliriz? Selahattin'den başka bir şey hissetmedim. Ve benim için de ne kadar yaşadığı değil, yaşamına neler kattığı ve doldurduğu çok önemli. Erhan dolu dolu yaşadı ve hatırlanmaya değer çok 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 güzel anılar bıraktı. Keşke hepimiz onun gibi yaşayabilsek. Denizciğim, Deniz Kurtsan, yol arkadaşın, uğurladığın şu an. Canım arkadaşım, bizi habire daha güzel çalışmalara zorlardı. Keçiler üzerine araştırma yapmamız lazım. Kooperatif kurmamız lazım derdi. Yer Peynir Festivali'nde mutlaka bizden etkinlik isterdi, panel isterdi. Az çalışıyorsunuz derdi. Dün buradan Albur'a uğradım, çok güzel bir şey söyledi. Yalıkava, Kızıl Ağaç'a gelip de dedi, dışarıdan gelip de memleketini, köyümüzü bu kadar seven, bu kadar çalışmış başka bir insan olmadı. Çok üzgünüz biz dedi. Bunu tabii bir yerelin ağzından duymak bence çok anlamlı. Peki, başımı sağ olsun canım. Evet. Bodrum dışından gelip bu memleketi bu kadar emek veren, bu kadar yerel halkla iç içe olan özel bir isimdi. Sevgili Mustafa, gönderiyoruz çok, dostumuzu. Çok değerli bir dostumuzu kaybettik. Çok üzücüyüz. Mekanı cennet olsun. Teşekkürler. Siz bir şey söyleyecek misiniz? Aynı şekilde. İyi ki tanımışız. Nur içinde yatır. Peki, teşekkürler. İyi ki tanımışız. İyi ki onunla beraber tanımışız. İlçe başında. İyi ki bizim de hayatımıza bir yerinden dokunmuş sevgili Mustafa. Erhan Yürüt. Sizden de bir iki cümle alayım mı uğurlarken Erhan abiyi? Canlı yayındayız, buyurun. Ben Erhan'ı burada tanıdım. Ben 68 ülke geliştim. Otur oldum yani. Hatta burada 2014'ten beri Erhan'la çok büyük muhabbetlerimiz oldu. Çarşamba günü de WhatsApp grubuna, WhatsApp grubuna beni kaydet diye bir mesaj attı. Bir cevap alamadım. Çok açık. Çok da severim, çok seviyorum. Allah rahmet eylesin. Evet dostlar, sevgili Erhan'ı uğurluyoruz, canlı yayındayız. Uğurlama cümlelerimiz ne olur Erhan'la ilgili anılarımızda kalan. Valla çok erken gitti demek biraz klasik bir laf ama çok iyi bir, çok iyi bir adamdı yani. Bence ölmemeliydi zaten bu kalabalıktan beri ne kadar sevildiği. Çok üzgünüz. Sizden? Çok yumuşak, çok sevecen bir arkadaş. Vakitsiz. Erhan abi uğurlamak zorunda. Erhan abi uğurlama cümleniz ne olurdu? Onunla bu kadar hasbihal eden dostları olarak, seven dostları olarak. İnanın, inanın konuşacak laf bulamıyorum. İşte laflarımızda boğazımızda düğüm düğüm işte. Ne güzel insanları bir araya getirmiş değil mi? Kendi güzel. Evet.
Evet, evet değerli cemaat, cenaze namazı için saf olalım efendim, başımıza. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli Hazirut, burada merhum Erhan Büyük'e son vazifemizi yapmak üzere toplanmış bulunmaktayız. Rabbimiz cümlemize iman üzere, sırat-ı müstakim üzere doğru yolda bir hayat sürmeyi nasip eylesin. Rabbim inşallah bu yolculuğunda varlıklar nasip Erhan Büyük'e efendiye. Her yola çıkan yolcunun yanında bir şeylere ihtiyacı olduğu gibi bu abimizin de sizlerden dua ve helalliğe ihtiyacı vardır. Estaizu billah ve la temettehu ve entum muslimun. Rabbimiz cümlemizin kariyerini Müslüman olarak yaşayıp Müslüman olarak Allah'a can verenlerden eylesin. Sırat-ı müstakimden, doğru yoldan bizler hiçbir zaman ayırmasın. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli hazirun, merhum Erhan Yürüt'e bu dünyadan ahirete intikal ederken haklarınızı helal eder misiniz? Helal olsun. Haklarınızı helal eder misiniz? Helal olsun. Haklarınızı helal eder misiniz? Helal olsun. Cenab-ı Hak şahitliğinizi kabul ve makbul kılsın. Cenab-ı Hak sizlerden razı olsun. Allah için namaza. Resulullah için salavata. Zeyn için duaya. Her kişi niyetine. Duyun hazır olan imama. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Bir anda seçemiyorsunuz. Allahu Ekber. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Merhumun ruhu için el-Fatiha. Buradan arkadaşlar. Thank you.
buradayız değil mi? Evet sevgili Bodrum Gündem dostları, Bodrum Gündem ailesi olarak, Çiçek Bozoğlu olarak çok kıymetli bir abim kaybettiğimi söyleyebilirim. Hayata bir şekilde pozitif bakan ve hayatın içinde herkese dokunmayı seçen bir yaşam felsefesiyle yolculuğunu tamamladı. Bu dünyadaki ve sonsuzluğa göç etti. Devri daim olsun. Yattığı yerde, gittiği mekanda huzur bulsun.